Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dünya nedir? Ahiret nedir? Dünya, herkesin bildiği gibi bu alem değildir. Peki nedir o zaman dünya? Dünya gaflettir. Dünya Allah'tan uzaklaştıran her şeydir. Size Allah'tan bir şeyler uzaklaşıyorsa, malınız, mülkünüz, çoluğunuz, çocuğunuz, işiniz, gücünüz, mevkiniz Allah'tan uzaklaştırıyorsa bunların hepsi dünyadır. Çünkü onlar sizi gaflete sokar ve vehim, hayal, vesvese vadisinde sizi nefsin emmaresinde, nefis emmarede sizi mutsuz, huzursuz, stres, üzüntü, keder, alamadım, veremedim dertleriyle çocuk derdi, karı derdi, koca derdi, torun derdi, mal derdi, makam derdi derken ömrünüz biter. Bunlar hiçbir dünya değildir. Bunların hepsi işte gaflete girerseniz Allah'tan uzaklaştırırsınız dünyadır. Yoksa bu alem dünya değildir. Peki, dünya ikilik yeridir. Dünyada Allah vardır, kullar da vardır. Her varlık sanki sonradan yaratılmış, mütala edilir. Dünyadaki bilgiler, kitaplarda okuduğunuz bütün meseleler budur. İkilikte olduğunuz müddetçe de ne huzursuz ve mutsuzluktan kurtulamazsınız. Çünkü dünyada elbette iyi vardır, kötü vardır. Dünyada zıtlar alemi olduğu için sıcak vardır, soğuk vardır. Beyaz vardır, siyah vardır. Sıvı vardır, katı vardır. Yani namütane değişik vaziyette bunları görmeniz mümkündür. Peki, ahiret nedir? Ahiret deyince sizler herkes gibi toprağın altına beden gittiği için toprağın altında mıdır ahiret? Ahirette cennet vardır, cehennem vardır, sırat vardır, soru vardır, sual vardır. Çünkü Rabbin kim, Nebin kim, kitabın ne diye sorulacaktır. Burada toprağın altında mıdır? Hayır. Ahiret orada olmadığı gibi, toprağın altında olmadığı gibi bu soruların cevabı da cennet veya cehennemde o toprağın altında değildir. Bizlere bugüne kadar hep beden öldüğü için bedenin gittiği yerde zannettikleri için veyahut da böyle bir ilimle bizleri bugüne kadar aldattılar. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine baktığınız zaman bunların hakikatini anlayanlar anlıyor. Anlamayanlar ise uğraşmak istemedikleri için her kim ne dediyse eyvallah deyip geçiyor. Mütalaa yok, araştırma yok. Mesela Allah birdir diyor. Ehli arif araştırıyor. Neden bir? Üç tane değildir. Beş tane değildir de bir tanedir. Elbette bir tane Allah. Üç tane Allah olmaz. Ama neden bir? Bu nizamı yap derseniz o nizamı yapmıyor. Peki nerededir derseniz hayalde, zanda, bilinçte bir yere oturtuyor ilim yönüyle. Allah birdir diyor. Veyahut da hayalinde, zannında bir yere koyuyor onu. Yukarılarda bir yere koyuyor. Çünkü herkes Ya Rabbi diye yalvarışlarına bile çünkü onun yüceliği olduğu için aslında o yana elini açıyor veyahut da o yana söylüyor ama aslında orada değil. Onun yüceliğine binaen bu yükseklerde onun kabul edilişi vardır insanlarda. Hasılı bunların hepsi
toprağın altında değil, hayallerde, zanlarda da değil. Cenab-ı Allah hadis-i kutsusunda ne diyor? Ben gizli bir hazine idim. Bilinmekliğime murad ettim. Görerek bilinmek istedim. Yoksa yalnız ilimle bilmek değil. Görerek bilinmek istedim ve her varlıkta zatımı ilan ettim. Zerreden küreye kadar bütün varlıklarda ben zatımı ilan ettim. Bu alemi sevmek ve sevilmek için yarattım. Demek ki her varlıkta onun mevcudu var. Ruh birdir deriz. Çünkü o cemadatta tecelli ettiği zaman cemadadır ruh. Nebadatta tecelli ettiği zaman nebadadır ruh. Hayvanatı tecelli ettiği zaman hayvanatı ruh. İnsanı tecelli ettiği zaman insanatı ruh. Haliyle kendisini gösteriyor zaten. Ama biz bu varlıkların dışında bir ilimle bir yere koyuyoruz onu. Oradan sanki bizi oradan kontrol ediyor. Halbuki her varlığın içerisinde onun mevcudu var. Cemadata intikal ettiğiniz zaman çekirdeğin etrafında elektronun döndüğünü görüyorsunuz. Hiç düşündünüz mü bu elektronun bu hızla çekirdeğin etrafında dönmesini, enerjisini kim verdi o toprakta veya demirde veya da herhangi bir cansız olan bir varlıkta? Cenab-ı Hakk'ın ondaki o varlığın da kendisi. Avuçta bir damla suyun 75 metreye kadar yukarı, tepsi yukarı gitmesi, onun büyümesi, her türlü tecellileri. Bak, hayvanat da aynı, insan da aynı. Yani her varlıkta kendisini ilan ettiği halde bu insanlar, tabi bunları araştırmadıkları için Allah nerededir? Her yerde. Nereden arsan oradadır. Eyvallah, doğrudur. Allah mekandan münezzehtir. Eyvallah, doğrudur. Neden? Çünkü İlim yönüyle bunları mutlak zat için söylüyor. Ama zatını Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın zatı düşünmeyiniz. Neden düşünmeyiniz diyor. Çünkü onun zat yönüyle bilmek, görmek, idrak etmek mümkün değil. O sıfatlarla tecelli ettiği zaman ancaksın. Zat sıfattan tecelli ettiği zaman hak adına alınca oradaki Allah'lık ne yaptı? Hak yönüyle orada tecellisini gösterdi. İşte bu şekildeki olan demdeki onun 99 esmasıyla onu tanımak mümkündür. Onun sıfatından sonra esma ve fiilleriyle onu tanımak mümkündür. Bunların tahsilini hiç yapmamış insanlar. Yapmak da istemiyorlar zaten. Çünkü dünya o kadar tatlı geliyor ki. Gayretler içerisinde, gafletler içerisinde, Allah'tan uzaklaştıran her şeyle ama mesleğiyle uğraşıyor, ama işiyle uğraşıyor, ama karısıyla, çocuğuyla, son malıyla uğraşıyor. Bunlardan mütevellit bunun ne olduğunu idrakını araştırmamış. Araştırmadıkları için de ayetlere bakmıyor. Ayetlerde aslında bunlar açıklanmış. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunların ifadelerini kullanmış, izah etmiş. Ama bunların hepsi kendi hayallerinde, kendi zanlarındaki kabul ettiği yere koyuyorlar onları. Mesela ben bir şey anlatıyorum size. Sizin istat ve kabiliyetiniz neyse siz oraya koyuyorsunuz o sözümü. Halbuki ben sizin oraya koyduğunuz gibi demedim. Ama öyle anladınız siz. Yani benim diyelim ki 10 derece anlattığımı siz 10 derece gönlünüze koyabiliyor musunuz? Mümkün değil. 1 derecelik bir kişiyseniz 1 dereceyi bir yere koyuyorsunuz. 3 derecesi 3 dereceye yere koyuyorsunuz. 5 derecesi 5 dereceye yere koyuyorsunuz. 10 dereceye koymuyorsunuz. Neden? Çünkü o seviyede bir zaten irfanet ve kemalete sahip olsanız yerini bilirsiniz. İşte onun için böylece hayallerle ahireti toplumda canlandırmışlar. Ona da biz aslında ukba diyoruz. Ahiret değil. Hayalinizdeki olan şey. Bakın, insanlarda üç türlü akıl vardır. Bir, aklı maaş. Maaşiyetinizi temin eden, mesleklerinizin aklını kullanan, işinizdeki olan, rızkınızı elde etmek için bunlarla kullanırsınız. Her türlü zahir olan ilimlerin ihtiyacı maaşet ilmidir. İkincisi, aklı miat, ahiret aklı dedim işte, aklı şeydir bu, ahiret aklı dediği. Bu akıl sizi ne yapar? Kendinize göre ahiret nerededir? Toprağın altında. Cennet nerededir? Toprağın altında. Nasıldır? Piknik yeri gibi. Cehennem nerededir? Toprağın altında. Nasıldır? Fırın içerisinde ateş gibi. Fırın içerisinde odun yanıyor ya, işte insanların da yanması,
Onun gibi. Kendine göre bir yer bulursunuz, onu koyarsınız. Ama öyle midir? Değildir. İşte onun için bu ahiret dediğiniz, sizin ukba denilen yerdir o. Hasan Efendi Hazretleri diyor ki, dünya ve ukbadan geçer. Vahdet ile kanat açar. Şer ve sevabından geçer. Hep gördüğü didar olur. Bak, dünyadan geçmesi lazımmış insanın. Bu gayriyetlerinden, Allah'tan uzaklaştığı her şeyden geçmesi lazımmış. Ukbadan da geçmesi lazım diyor. Senin canlandırdığın ahiret vardı, cennet vardı, cehennem vardı. Belirli bir yerlerde onun bir yere koyuyorsun ama nerededir, nasıldır dese sorduğunuz zaman müftü dahi cevap veremiyor burada. Değil, sıradan kişiler müftü dahi vermiyor. Kur'an'da neyse odur diyor. Doğrudur da algılaman nedir? Onun için dünya ve ukbadan geçer, vahdet ile kanat açar. Vahdet çokluğun birliğidir. Kanadını açmış celal ve cemal tecellileriyle. Ondan sonra şer ve sevabından geçer. He. İnsan o zeve girdiği zaman şer kötülüklerdir, sevap iyiliklerdir. Artık Cenab-ı Hakk'ın bulunduğu yerde şer olmaz. Hem kul var hem Allah var, orada şer cevap. Cennet cehennem var, orada şer ve sevap vardır. Ama mümkün de ondan başkası yoksa onun bulunduğu yerde şer ve sevap da olmaz. Hepsi Cenab-ı Hakk'ın tecellisi olur. İyi de Cenab-ı Hakk'ın tecellisini bizzat sen kendini görmezsen veya varlıklarda görmezsen nasıl o birliğe ereceksin? Mümkün değil o da. İşte onun için ahiret ahir, son demektir. Ahir, son demektir. Dolayısıyla ahiret, sondaki olan alem. Peki sondaki alem nedir? Bir insan öldükten sonra dirilmesi var ya, işte o dirilme ahirettir. O dirilmeyi nerede zevk edersiniz? Kişinin kendi gönlünde, kalbinde. Onun için bizim bedenlerimizin gömüldüğü yere mezar denir. Ruhların gömüldüğü yere ise kabir denir. Cenab-ı Hak kabir hesabı suali vardır. Mezarda soru olacak diye ne bir ayet ne bir hadis vardır. Mezarda soru var, cevap var diye duydunuz mu siz hiç? Duymadınız. Ama kabir sorusu var. Kabirde cennet, cehennem var, ahiret var. O kabiri, işte kabirin ne olduğunu, mezarın ne olduğunu bilmediği için toplumumuz onu ikisinde bir kabir ediyor. Ondan sonra da mezar neresidir? Bedenlerin gömüldüğü yerdir. İşte orada ahiret var diyor. İşte orada diyor cennet var, cehennem var diyor. Halbuki mezar cesetlerin gömüldüğü yere denir. Topraktan geldiği için bu beden fanidir. Onun için tekrar günü geldiği zaman izrarı bir ölümle ölecek ve toprağa gidecektir. Çünkü aslı oranı. Yani toprağa benzeyen taraf var mı bunun diyeceksiniz belki de. Bu bedenin toprağa benzeyen tarafı şekil yönüyle değil, oradan tecelli eden tuz yedin, meyveleri yedin, sebzeleri yedin, ondan sonra topraktan mahsul olarak hayvanlar yetişti kendilerini, sütüyle, etiyle geliştirdi kendilerini, onların etini, sütünü içtin. Bunlar bu vücuda ne yaptı? Enerji oldu. İşte bu 60-70 kiloluk fiziksel bedenimiz dediğimiz bu beden bunlarla gelişti. Demek ki aslında neredenmiş? Topraktan gelen bir gelişimin sonunda meydana gelmiş. Bir anneden doğan çocuk daha 3,5 kilo, 4,5 kiloyken ne oluyor? Geliştikten sonra 60-70-80 kilo haline dönüşüyor. Bu nereden geldi? Yediği gıdaların verdiği enerjiyle vücuttaki olan hücreler gelişti, bu hale geldi. Demek ki toprakmış aslı. Topraktan geldi, toprağa gidiyor. Fani olan bir bedenin hesap vermesi, soruya cevap vermesi mümkün değildir. Neden? Çünkü siz bu insanlık deminde iken sizde ne var? Cemadat ruhu var, nebadat ruhu var, hayvanat ruhu var, insan ruhu var. İnsan ruhu akıl, fikir, idrak nimetleri diğer varlıklardan üstün. Diğer varlıklarda sorumluluk yok, insanda var. İşte onun için bir insan öldüğü zaman, cemadat'a gittiği zaman insanat ruhu kalmadı onda. Hayvanat ruhu da kalmadı, nebadat ruhu da kalmadı.
Ya Bağdat'ta bir büyüme vardı. Hayvanda nefis vardı. İnsanda ise akıl fikir vardı. Bunların şu var mı? Yok. Ne kaldı? Yalnız cemaatada bir ruh kaldı. Peki cemaatada ruh. Şu cemaatada ruh ait. Buna soru sorsan cevap verir mi? Bunun herhangi bir azabı veyahut da mükafatı olsa bile buna tadabilir mi? His olması lazım, sıfatlar olması lazım ki tatsın. Cenab-ı Allah biraz sıfatsızken ne yapıyor? Allah Allah'lığıyla hiçbir sineğinin bile kanını kıpırdatmıyor. Ama ne zaman rubbiyet mertebesine tecelli etti? O zaman 99 esma ile kainatı sevk ve idare ediyor. Öyle değil midir? Şimdi bir cemadadı ruh olan bir bedenin hesap vermesi mümkün müdür? Cennette mutluluk duyacak. Mutluluk nasıl duyacak? Yok ki öyle bir hissi, duygusu. Cehennemde azap görecek. Azap görecek duygusu, hissi var mı ki de orada duysun? Yani işte bu ilmi araştırmayanlar veyahut da Cenab-ı Hakk'ın ayetlerini layıkıyla tahlil edip de gerekli olan yerlerden öğrenmeyenler farazi olarak bir İslami yaşantı içerisinde bu alemde yaşıyorlar ama iki yakaları müddetince hiçbir oraya gelmiyor. Bu alemden gittikten sonra zaten ebedi cehennemde. Buradayken cehennemde, ahiret aleme gittiği zaman da cehennemde. Demek ki insanın ahiret alemi bu alemdeyken kişi gönlünde bu zevklere sahip olabilirse, kendisine verilen akıl, fikir, idrak nimetleriyle nasıl bir mühendis mühendisliğini gönlünde tutabiliyor, bir hukukçu bütün kanunların maddelerini gönlünde tutabiliyor veya bir doktor bütün vücudundaki anatomik meseleleri gönlünde tutuyor. Mesela bizi sağlık okulundan mezun ederlerken insan vücudunda 217 tane kemik vardı. Kemik vardır, bunları teker teker sayacaksınız dedilerdi. Biz de saymadan mezun etmiyorlardı. Ben 217 tane kemiği tırrrrt sayıyorum. Ondan sonra mezun oldum. Neden? Çünkü öğretiminin gereği bu. Şimdi sen de bu manevi yönde herhangi bir Cenab-ı Allah'ın mevcudiyetini, peygamberin mevcudiyetini ve sana verilen ibadet ve taatların nedenlerinin tümünü, sendeki olan bu kötülüklerin, mutsuzlukların, huzursuzlukların menbaasının ne olduğunu, bunların neyle izah edilebileceğinin formüllerini bilenden öğrenmezsen acaba nasıl ebedi saadete sahip olacaksın? Hem dünyada hem ahirette. Şu halde ahiret neresiymiş? Kişinin gönlündedir. İnsanın kendi gönlündeki olan o gönül alemi onun ahiretidir. Burada bu ahirette hakikaten mutlu olabilirse, inanın bu alemden toprağa giden beden, ruh ölümü yok, ruha da ölüm yok zaten. Ruh ölüm olmadığı için de bu alemden sonra geçeceği ister melekut alem olsun, ister ceberat alem olsun, isterse lahat alemler olsun, bu alemlerde kendisi zaten mutluluk içerisinde yaşayacaktır. Kitaplar yazıyor, diyor ki Rabbin kim? Allah diyor. Çünkü buradayken Rabbini öğrenmiş. Zaten öğrenmemiş olsa Allah diyemez. Yemesi mümkün değil. Nebin kim? Hazreti Muhammed. O Muhammed'i kendisini, kendisindeki Muhammed'i tanımamış olsa 14 asır evveldeki Muhammed'i zaten tanımıyor. Sen tanıyor musun Hazreti Muhammed'i 14 asır evvelki? Sendeki olan Muhammed'i idrak etsen, bilenden bunu öğrenmiş olsan, herkes de birer Muhammed'i olarak dipdiri. Hazreti Muhammed ölmemiş ki. Sende de, bende de hep diri. Ama biz dizini bilmiyoruz. İlimle 14 asır evvel gelmiş, işte Kur'an-ı Kerim ona indirilmiş ve bütün sahabeleri, bütün İslam alemini diriltmiş, ondan sonra da her vatandaş gibi bu alemden ayrılmış gitmiş. O nerede? Öldü. Öldüyse o zaman bu kadar insanlar bir ölünün arkasına mı gidiyor? Muhammed ölür mü? Ölmedi. Demek ki diri. Nerede? Bilmiyor. Herkesin kendi dalmak Muhammed olarak yazmış Cenab-ı Allah bile yaratılırken bunları bilmiyor. Bilmediği için de kendisindeki Muhammed'in gönlündeki olan hapis olan Muhammed'in nasıl dışarı çıkarılacağını, nasıl hapisten kurtulacağını bilmediği için Kur'an okuyor, anlamıyor. Namaz kılıyor, Rabbinle görüştün mü anlamıyor. Çünkü bir kişi Kur'an okuyorsa
anlamalı. Anlamayan Kur'an-ı Kerim endam olmaz. Sen bana, bak ben Türkçe konuşuyorum. Sen İngilizce olsan benim sözlerimden bir şey anlar mısın? Anlamazsın. İkimiz de aynı dildense anlarız. Sen Allah'ın dilinden ne anlamıyorsun? Neden? Çünkü Muhammed'e hitap ediyor Kur'an-ı Kerim. Sendeki olan Muhammed hitap ediyor. 14 asır evveldeki Muhammed'e zaten hitap etti. Ama sende onun Muhammedilik var sende de. Her bir fertte inanan kişilerin hepsinde, insanların hepsinde Muhammedilik var. Muhammed'e hitap ediyor. Sen anlamıyorsun. Namazda kılsan onunla da görüşemiyorsun. Zaten namazda Rabb ile görüşmenin namazı namaz değildir diyor. Çok şeylerde alimlerimiz. Onun için yani taklidi ibadeti tatlarla tamam çıraklıktan kalfala, kalfalıktan usulla çıkıyorsanız elbette ne yaparsınız? O olabilir. Ama çıraklıkta yerinde sahi marş diyorsanız bir sene çırakta kaldınız, 10 sene çırakta kaldınız, kalfala hiç geçmediniz. 50 sene de geçsen çırakta kaldığın müddetçe senin ustalığın olmaz. Tersiz çıraklıysan bir elbise dikse dikemezsin. Dikebilir misin? Dikemez. İşte bunun gibi. Onun için kişi gönlünde ahireti, ahir artık sizin zahiratınızdan, içiliğinizden kurtulup esas latafet olan gönül alemine geçmenizdir. Gönül aleminiz geçtiğiniz zaman, bakın bizim vücudumuz bile bir fiziksel bedenden müteşekkil, bir de ruhtan meydana gelmiş. İki bölüm. Şimdi beden dünyaya ait, dünyada yaşadı, bak günü geldiği zaman alem-i ahirete intikal şey yapıyor. Yani mezara gidiyor. Ama ruh ise ölmüyor. Demek ki beraber olduğu zaman bunlar tahsilini, dünya dediğim tahsilini yapıyor ama aslında buradayken gayretini alabildiyse, gafletten kurtulduysa, Allah'tan uzaklaştıran her şeyde kurtulabildiyse mutluluğa erdi. Kurtulamadıysa burada cehennemde yaşadığı gibi, huzursuz, mutsuz olduğu gibi alemi ahirete gittiği zamandan çünkü artık o günün alemindeki olan letafet alemini geçti. Letafet aleminde de mutlu olamaz. Niye burada olmadık orada olsun. Burada cevap vermemişse orada zaten cevap vermez. Ne bileyim kim? Hazreti Muhammed diyemez. Muhammed'i tanımıyor ki. Kendisindeki Muhammed'i tanımamış. Kitabı ne? Kur'an. Sen insan eşittir Kur'an-ı Kerim'e. Sen kendini okuyamıyorsan, kendi Kur'an'ını okumuyorsan nasıl Kur'an-ı Kerim senin anayasa kitabı olacak? Yatağın içerisinde de o Kur'an okuman lazım. İşinde de, direksiyonunda da, her yerde kendin senin kitabını okuman lazım. İkra, kitabek, kefebi nefsikel yevme aleyke lazıba. Nefis kitabınızı okuyunuz diyor Cenab-ı Allah. İsra suresinin 14. ayet gelmesinde. Ama biz nefis kitabının nasıl olduğunu bile bildiğimiz yok. Biz Musab'ı biliyoruz yalnız elimizdeki, kağıt üzerindeki. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de diyor, Hüvallahu lezzedeki olan ayet-i kerimede, biz Kur'an-ı Kerim'i dağlara indirmiş olsaydık Allah çıkılma gibi onlar atardı. Dar, paramparça olur. Biz Kur'an-ı Kerim Musab-ı Şerif'imizi bir kağıdın üzerine koyuyoruz, onu bile yok etmiyor. Bir masaya koyuyoruz, onu bile eritmiyor. Dağları nasıl erişecek? Bu Musab değil o. Gönüldeki olan Musab, yani Kur'an-ı Kerim okunursa işte benlikleri, dağlar kadar olan benlikleri hallaç pamuğu gibi atıp hak vakarı idrak ettirir demektir bu. Kur'an-ı Kerim yaşayan ölülere indirilmiştir. Mezardaki ölülere değil. Kur'an-ı Kerim inanın yaşayan ölülere indirilmiştir. Ama millet mezardaki ölülere indirildi diye gidiyorlar mezarlarda, onları Kur'an okuyorlar. Orada Kur'an okusan o anlamıyor ki zaten, cemaatten de ruha intikal etmiş o. Onun orada bir şeysi yok. Aklı yok, fikri yok, şu yok, bu yok. Orada okusan kendini dinlersin, kendini okusun, kendini dinlersin. Sen yaşıyorsun, sen ondan ibret alıyorsan, kendin için okuyorsan orada da okusan olur, burada da okusan olur, fark etmez. Ama kendin için okumadıktan sonra isterse Kabe-i Muazzama'da oku, sana faydası alamazsın. Demek ki ahiret kişinin gönlü, dünya bedensel yönü. Onun için işte Kur'an-ı Kerim
bütün semavi kitaplar Kur'an-ı Kerim'de vardır. Kur'an-ı Kerim'in özeti Fatiha-i Şerif'tir. Onun için Fatiha-i Şerif, Resul Efendimiz diyor ki Seb-i Mesane 2-7. Bir Mekke'de indirilmiş, bir Medine'de. Ne demek o? He, bir bedensel yönümüz olan Mekke şehrinde 7 sıfat var. Bu 7 ayetli olan Fatiha-i Şerif'i buradan okuyabilme emrini vermiş bize. Fatiha-i Şerif her namazı okuyoruz. Okuyoruz ama neden okuyoruz bildiğimiz yok. Günde 40 defa 40 rekat namaz kılıyoruz. 40 rekatta 40 defa Fatiha okuyoruz. Neden 30